Evet arkadaşlar, şimdi tam mevsimiyken kapya biberlerden salça yapacağız. Kapya biberlerimizi çok güzel bir şekilde yıkadıktan sonra çekirdeklerinden arındırıyoruz. Burada yaklaşık 10 kilo kadar kapya biberi var. Birer kaşık da kaya tuzunu ilave edip düdüklü tencerede yarım saat kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Sadece tuz koyarak biberlerimizi pişireceğiz. Arkadaşlar, yarım saatin sonunda kapya biberlerimiz görüyorsunuz ki suyunu bıraktı ve pişti. Şimdi blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz bir hal alacaklar ve kurutma işlemine geçeceğiz. Evet, blenderdan geçirdim. Rengi şahane arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şimdi tepsilere koyup güneşte 3-5 günde bu sıcaklarda kuruyacaktır. Üzerine tülbent serip kurutma işlemini yapabiliriz. Evet arkadaşlar, karıştıra karıştıra güneşte demlenmesini sağlayalım. Şahane biber salçalarımız böylece çok güzel oluşacaklar. Evet arkadaşlar, 3-4 günün sonunda biber salçamız suyunu çekti. Çok güzel bir şekilde kurudu. Size bu güzel salçayı yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten ev yapımı gibisi yok. Kokusu, lezzeti, tadı muhteşem bir şey. Hem de oldukça pratik. Şimdi kavanozlayarak daha uzun nasıl tüketebiliriz onu söyleyeceğim. Böyle sıkı sıkı kaşığımızla hava almayacak şekilde salçamızı koyalım. Üzerine de zeytinyağımızı koyalım ve uzun zaman bu şekilde bozulmadan tüketebiliriz. Gerçekten emek vermediğimiz hiçbir şey güzel olmuyor ve emek verdiğimiz her şey de çok güzel oluyor. Siz de kendi salçanızı kendiniz yaparak kışlığınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve oldukça da pratik. Görüyorsunuz ne kadar da az kaldı. Oysa dolu dolu. İki tepsiydi. Biraz suyunu çekince 1 kilo bile yok arkadaşlar. Üzerine de zeytinyağımızı koyuyoruz. Ağzını kapatıp mutfak dolabımızda güvenli saklayabiliriz. Yararlı içerikler için takipte kalın ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.